Evet arkadaşlar, yine mimari bir yardım almadan bulduğumuz verilerden yararlanmak suretiyle aynı arsanın kat karşılığı oranını da bilmediğimizi varsayarak hesap edebiliriz. Bu hesabı inşaat maliyeti ve toplam hasılat gelirini kullanarak yapacağız. Bunu yaparken öncelikli olarak o bölgede İnşaat maliyet metrekare birim fiyatını tespit edeceğiz. Bayındırlık Bakanlığı tarafından zaten sürekli olarak inşaat sınıflarına göre yayınlanıyor. Fakat bir de piyasada genel geçer akçe olarak müteahhitlerin uygulamış olduğu ve sürekli olarak karşılaşmış oldukları bir metrekare birim fiyatı vardır. Bu metrekare birim fiyatını kullanmak suretiyle biz öncelikli olarak inşaatımızın maliyetini hesap edeceğiz. Sonra bu inşaatta yapmış olduğumuz daire dükkanların satışlarından elde edilen toplam hasılat gelirini bulacağız. Ve bu toplam hasılat gelirine inşaat maliyetini birbirine oranlaması suretiyle bu bölgedeki kat karşılığı oranını tespit edeceğiz. Şimdi bu örneğimiz için olayı ele alacak olursak, burada zaten brüt alanımızın 12.715 metrekare olduğunu, buna 90 tane 140 metrekare daire yaptığımızı binaya hesaplamıştık. Bunu öngörmüştük. Yani 90 adet buraya 140 metrelik daire yapılır diye öngörmüştük. Buna göre de 12.715 metrekare brüt inşaat alanı hesap etmiştik. Bir dairenin satış fiyatının ise bölgede daire metrekare satış fiyatlarının 2500 lira olduğundan yola çıkarak 140 metre bir dairemizin 350 bin TL edeceğini hesap etmiştik. Bölgedeki çalışmalara baktığımız zaman o bölgede inşaat yapan müteahhitlerden metrekare maliyetini kaça çıkardıklarını sorduğumuzda 1500 lira, 1600 lira gibi ortalama bir fiyat aldığımızı ve bunun da ortalaması olarak doğruluk payını artırmak amacıyla 1550 TL gibi inşaat metrekare birim fiyatını bulmuş oluyorum. Şimdi buna göre inşaat maliyeti dediğimiz zaman arkadaşlar toplam brüt alan ve 1 metrekare inşaatı yapmam için harcamam gereken para miktarı olan 1550 ile çarptığımda bu inşaatımızı biz 19.708.250 TL gibi mal ediyoruz. Toplam hasılat geliri dediğimiz olay ise de şuydu. Biz bu binanın altına dükkan yapmadık. Buraya 90 tane 140 metrekare daire yapmıştık. Dolayısıyla bu 140 metreden 90 dairenin tamamının bize ait olduğunu hesap ederek bir daire fiyatı olan 350 bin ile çarptığımızda bu binayı komple sattığımızda 31 milyon 500 bin lira gelir elde ederiz diyoruz. Şimdi kat karşılığı oranı hesaplarken bir formülümüz var arkadaşlar. Bu formülümüz inşaat maliyeti bölü toplam hasılat, bulunan bu değeri birden çıkartıyoruz ve yüzdesini hesap etmek için 100 ile çarptığımızda bu bulduğumuz değer bize bu inşaatı kat karşılığı olarak yaptığımızda sıfır kar ile yüzde kaça yapmamız gerektiğini söylüyor.